YKS tercihlerinde fen bilimleri ve fen bilimlerinin mühendislik alanlarını tercih etmeyi düşünüyorsan bu videomu izlemeye devam et. Videomda senin için önemli birkaç tavsiyeden ve ipucundan bahsedeceğim. Merhaba, ben Orhan Çakan. Lab Akademi'nin kurucusuyum ve kimyagerim. Sosyal medya platformlarımızdan bu tercih döneminde çok yoğun sorular alıyoruz. Bu soruların başında kimya bölümünü, fen bilimleri bölümlerini veya bunların mühendislik bölümlerini tercih etmeli miyim sorusunu sıklıkla alıyoruz. Özellikle akademide ve endüstride nasıl yer bulabiliriz? Bu soru da yine sıklıkla geliyor. Veya maaşlar nasıl? Maaş kaygısıyla bize soru soran arkadaşlar var. Haklısınız. Yani sonuç itibariyle mesleğinizden belirli oranlarda bir para kazanmayı bekleyeceksiniz. Bu videomda kısaca biraz bunlardan bahsedeceğim. Kendi kariyerimden, nasıl bir kimya bölümü tercihinde bulunduğumdan ve sonraki süreçten aslında sizlere bahsedip belki yol göstereceğini düşündüğüm bilgilerle burada paylaşımda bulunacağım. Aslında şunu belirtebilirim. Ben kimya bölümünü üniversiteye gitmeden önce çok fazla bilmiyordum. Çok farkındalıkla da yazmadım. Yani tercih yaptığımda kimya bölümünün aslında nasıl bir alana sahip olduğu, hem Türkiye'de hem dünyada akademik ve sektörel imkanları nedir? Bunu çok fazla bilmiyordum. Bir farkındalık olmadan yazdım. İyi bir mentörlük almadım. İyi bir araştırma yapamadık. Tabii ki o dönemler internet imkanları çok kısıtlıydı. Daha yeni yeni gelişiyordu ve biz daha çok çevremizde kimler varsa onları görüyorduk arkadaşlar. Benim çevremde de hiç kimyager yoktu ama ben tercihte bulunmuştum ve ilk kimyager bendim yakın çevremde. İlk yıllarda aslında gittiğim ilk birkaç ayda, birinci yılımda çok fazla sevemedim bölümü. Ama laboratuvar işin içine girince, laboratuvarda çalışmaya başlayınca sevdiğimi ve bu alanı yapabileceğimi fark ettim. Bunu üniversitede keşfetmek oldukça riskli. Çünkü sevemeyebilirsiniz ki birçok arkadaşımız birinci yıl, ikinci yıl üniversite bu bölümü bıraktılar. Hatta mezun olduktan sonra alan değiştiren, sektör değiştiren arkadaşlarımız oldu. Tabii ki bunu tercihlerden sonra fark etmek ciddi anlamda bir risk. Çünkü hayatınızın belirli bir dönemini kaybetmiş oluyorsunuz. Tercihlerden önce bu farkındalığa varmak ise çok büyük bir şans arkadaşlar. Burada şu an bu videoyu seyrediyorsanız bence siz de bu şansı yakalamış sayılırsınız. Öncelikle şundan bahsedeceğim. Kimya alanı ve bu diğer alanlar, fen bilimleri alanları, bunların mühendislik alanları Türkiye'de ne durumda? Şunu baştan kabul etmek gerekiyor. Dünyayla kıyasladığımızda, özellikle bize yakın olan Avrupa coğrafyasıyla kıyasladığımızda kimya alanında oldukça gerideyiz. Daha doğrusu çok iyi iş imkanları olmasına rağmen iyi şartlarda ne yazık ki çalışamıyoruz. Ama tabii ki burada sizin kişisel farkındalığınız ve kendinizi kişisel olarak nasıl geliştirdiğiniz işin içine giriyor. Ben birazcık bu videoda bunlara odaklanmak istiyorum. Yani olumsuzluklar tarafından değil de bu süreci nasıl olumluya çevirebilirsiniz? Biraz bundan bahsedeceğim. Ben aslında üniversiteyi okurken az önce de söylediğim gibi birinci yılın sonlarına doğru bu alanı sevdiğimi fark ettim. Nasıl sevdim? Laboratuvar sayesinde sevdim. Kimya dediğinizde laboratuvar neredeyse sizin eğitiminizin %70'ini, %80'ini kaplıyor arkadaşlar. Her dersle ilgili belirli laboratuvarlara giriyorsunuz. Öncelikle bunu bir keşfetmeniz lazım. Bir laboratuvar çalışanı olabilir misiniz? Bir araştırma yapabilir misiniz? Akademik olabilir bu, endüstriyel bir araştırma olabilir. Stres altında çalışabilir misiniz? Yoğun tempoda çalışabilir misiniz? Bunları araştırmanız gerekiyor. Çünkü kimya dediğimiz şey aktif olmayı, interaktif olmayı, sürekli araştırmayı, yenilenmeyi ve kendinizi geliştirmeyi gerektirir. Öncelikle buna bir karar vermeniz gerekiyor. Bu kararları nasıl vereceksiniz peki? Bundan biraz bahsedeyim. Bu dönemde özellikle LinkedIn bunun için biçilmiş kaftan. LinkedIn'de her sektörden profesyonele ulaşabiliyorsunuz. Profesyonellerle doğru bir iletişim dilinde, iletişime geçtiğinizde size kesinlikle doğru şekilde cevap vereceklerdir. Bunu da yapabileceğiniz en iyi platform LinkedIn platformu. Size önerim, tercih döneminde özellikle sektör düşünüyorsanız sektör profesyonellerine ulaşıp onları ağınıza eklemek ve sonrasında onlardan bir bildirim almak. Kendi kariyerlerini inceleyebilirsiniz, kariyer tavsiyelerini alabilirsiniz. Bu çok değerli. Burada size gerçekten bir fikir verecektir.
veya çeşitli üniversite topluluk forumlarına katılmanız, oralardaki tartışmaları okumanız, bu Instagram olabilir, Facebook olabilir, farklı platformlar olabilir veya bir forum olabilir. Buralarda o üniversite topluluklarının nasıl hareket ettiğini, neler paylaştığını, üniversiteleri hakkında, bölümleri hakkında neler konuştuğunu keşfedebilirsiniz. Kesinlikle buraları da ziyaret etmenizde fayda var. Bir diğer yapabileceğiniz şey ise arkadaşlar, özellikle tercih etmek istediğiniz bölüm ve üniversitede okuyan kişilere ulaşmak. Bu da yine LinkedIn veya Instagram gibi kanallarla olacaktır. Veya az önce belirttiğim forumlardan da ulaşabilirsiniz. Bunu da yapıp oradaki okuyan kişilerin bildirimlerini alabilirsiniz. Veya üniversiteleri bizzat ziyaret edebilirsiniz. Üniversitelerin hem kampüs imkanlarını, hem çevre konaklama imkanlarını, hem de sosyal aktivitelerini yakından deneyimleyebilirsiniz. Bu da çok önemli. Sosyal aktivitelere birazcık daha parantez açıp bilgilendirme yapacağım size ilerleyen dakikalarda. Bunları yaptıktan sonra aslında karar vermeniz gereken bir şey daha var. Siz endüstride de mi çalışmak istiyorsunuz? Siz endüstride mi çalışmak istiyorsunuz veya akademik olarak mı ilerlemek istiyorsunuz? Şu an tercih döneminde bunu %100 bu kararı vermeniz çok kolay olmayabilir. Sizi anlıyorum. Ancak buna biraz yön verebilirsiniz. Yani sizin kişisel karakteriniz nereye doğru evriliyor? Ne yapmak istiyorsunuz? Hayalleriniz neler? Hedefleriniz neler? Planlarınızı neye göre şekillendiriyorsunuz? Bu sizin biraz daha endüstriye doğru mu kayacağınızı veya akademi yönüne doğru mu kayacağınızı belirleyecek temel unsurlardan biri. Ben üniversiteye gittiğim yıllarda, özellikle laboratuvar sevmeye başladığım yıllarda akademik değil daha çok endüstride çalışmak istediğime karar vermiştim ve kariyerimi o şekilde şekillendirdim. Hep endüstriye yönelik çalışmalar yaptım. İşte üniversitedeki stajlarımı buna göre planladım. Üniversitenin bittikten sonraki kariyer planlarımı da buna göre yaptım. Tabii çalışırken yine akademik olarak ilerlemeye devam ettim. Bu da yine ayrı bir avantaj olarak sayılabilir. Siz buna bir karar vermeniz gerekiyor. %100 karar veremeyeceksinizdir. Bunu kesinlikle zaten %100 karar verin diye beklemiyoruz. Üniversitede bu şekillenebilir, değişebilir. Akademik olarak ilerlemek istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle üniversitelerin imkanlarını araştırmanız gerekiyor. Oradaki araştırmacılar, araştırma grupları, doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri hangi araştırmalarda bulunuyorlar, uluslararası çalışmaları var mı, uluslararası işbirlikleri var mı? Kesinlikle bunlara bakmanız gerekiyor. Bunu da nasıl yapacaksınız? Üniversitelerin yüksek lisans doktora bölümlerinin sitelerinde yer alan kadrolarını, yayınlarını inceleyerek araştırmacılarını yakından tanımanız bunun için en önemli yollardan ve en etkili yollardan birisi. Tabii bunun yanında siz akademik olarak ilerlemek istiyorsanız üniversitenin size sunabileceği akademik imkanlar neler? Bunları da araştırmanız lazım. Örneğin ne kadar yüksek lisans öğrencisi alıyor, doktora öğrencisi alıyor veya sizi yurt dışına gönderebiliyor mu? Yurt dışıyla ilişkileri nasıl? Bunları da araştırmanız lazım. Tabii ki hem sektör hem akademi için İngilizce olmazsa olmaz, üniversitede de İngilizcenizi geliştirebileceğiniz iyi bölümleri ve iyi üniversiteleri tercih etmenizde fayda var. Bunu şöyle söyleyeyim arkadaşlar, İngilizce belki bundan 20 yıl önce bir lüks gibi görünebilirdi. Yani bilmeseniz de bir şekilde sektörde ya da akademide yer alıyordunuz. Ama artık günümüzde öyle değil. Kesinlikle ve kesinlikle bunu bilmeniz gerekiyor. Bu nedenle üniversitenin yurt dışı işbirlikleri oldukça önemli. Bir Erasmus programı var mı? Hangi ülkelere gidiyor? Bunlar ne kadar başarılı, ne kadar etkili? Bunları araştırmanız lazım. Mümkünse İngilizce ağırlıklı veya %100 İngilizce bir bölüm okumanızı tavsiye ediyorum. Bunun dışında tabii ki mezun olduktan sonraki iş imkanlarını araştırmanız gerekecek. Türkiye'de nasıl bir iş imkanı var? Yurt dışında nasıl bir iş imkanı var? Bunları da mezunlardan aslında en iyi öğrenirsiniz. O mezunların LinkedIn profillerine bakarak nerelerde yer alıyorlar, hangi pozisyonlarda ağırlıklı olarak yer alıyorlar, oradan inceleyebilirsiniz. Şunu aslında kabul etmek gerekiyor. Kimya çok önemli bir bölüm olmasına rağmen ülkemizde çok fazla değer görmüyor arkadaşlar. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Siz kendinizi ne kadar iyi geliştirirseniz ülkemizdeki değeriniz de o kadar artar. Bunu şöyle aslında açıklayabilirim. Belli bir dönem yurt dışında kariyer yapabilirsiniz. Bu sektörel veya akademik kariyer olabilir. Daha sonra burada edinmiş olduğunuz bu değerli bilgilerle ülkemize dönüp, ülkemize hizmet ederek çok daha iyi pozisyonlarda, çok daha iyi şartlarda
Bu alanda çalışabilirsiniz. Bunun yüzlerce, binlerce örneği zaten var. Ben de bir dönem yurt dışındaydım ve tekrar buraya döndüm. Ve şu an farklı işlerle bilime, kimyaya olabildiğince katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bunun gibi farklı şeyler yapabilirsiniz. Bunlar aslında sizin kişisel çabalarınızla olacak şeyler. İşin özüne gelince aslında tercih döneminde kendinizi ne kadar keşfettiğinizle alakalı bu. Fen bilimlerinde ve bunların mühendislik alanlarında kariyer hedefinizi birazcık daha kendinizi keşfetmekle aslında belirleyebilirsiniz. Bu alanda en ufak bir kıvılcım dahi görüyorsanız ruhunuzda, kalbinizde ve beyninizde bence tercih etmeniz gerekir. Çünkü önemli alanlar, artık dünyanın ihtiyaç duyduğu alanlardan en önemlileri bunlar. Biyoteknolojiden tutun da tarıma kadar, gıdaya kadar, kozmetiğe kadar her alanda fen bilimleri ve bunların mühendislik alanlarında okumuş, buralarda akademik kariyer yapmış veya endüstride kariyer yapmış kişiler yer alıyor. Tabii ki farklı mühendislik dalları var bunun içerisinde ama insan hayatını etkileyecek önemli bölümlerin içerisinde hep bizler varız arkadaşlar. Onun için siz kendinize kattığınız değer kadar da burada değer göreceksiniz. Bunu da dediğim gibi yurt dışında edindiğiniz tecrübeler olabilir veya Türkiye içerisinde edindiğiniz tecrübeler olabilir. Bunlar da sağlayacaksınız. Tecrübe edinme adı üstünde arkadaşlar, edinme diyoruz. Bir zamandır mezun olduktan sonra belli bir süre deneyim kazanacaksınız. O tecrübeyi edineceksiniz ve ondan sonra kariyer basamaklarında yükselmeye başlayacaksınız. Zor ve meşakkatli bir süreç. Her meslekte aynı süzgeçlerden geçiyoruz. Ülkemizdeki imkanlar ne kadar kısıtlı olsa da çok iyi yerler bulabilirsiniz kendinize. Benim nacizane tavsiyem kariyer planlamanızı hayatınızın bir dönemini yurt dışında geçirerek yapmanız. Orada hem dilinizi geliştireceksiniz hem daha kültürel, farklı kültürlerin olduğu çok daha geniş kültürel yapıları tanıyacaksınız. Hem de yeni teknolojileri, dünyanın izlediği teknolojileri görüp bunları ülkemize uyarlayabileceksiniz. Ülkemizdeki teknoloji ve altyapı da bu şekilde sizlerin sayesinde gelişecek. Bence bu alanı tercih etmek isteyen arkadaşlar bu kriterleri dikkate alarak kesinlikle tercih edebilirler. Başta sosyalleşmeyle ilgili aslında bir parantez açacağım demiştim. Üniversitede sosyalleşmek bence çok önemli. Biz hep şeye odaklanıyoruz. İngilizce geliştirelim, işte staj yapalım, daha fazla laboratuvarda çalışalım. Bunlar tabii ki çok önemli. Bunları zaten yapalım arkadaşlar. Ama artık bizim CV'lerimizde sosyal aktivitelerimiz, gönüllü faaliyetlerimiz, bir dernek, vakıftaki faaliyetlerimiz oldukça önemli. Üniversitelerin bu tarz imkanlarını da araştırmanızı öneriyorum. Size ne kadar sosyallik vaat ediyor? Bunlara dikkat ederek aslında üniversitelerinizin sosyallik seviyelerini de görmüş, ölçmüş olacaksınız. Bu bence oldukça önemli. Çünkü CV'nize değer katacak. Sizi aslında rakiplerinize göre bir adım öne geçirecek. Sosyalleşme günümüzde aranan önemli kriterlerden birisi. Sadece üniversiteyi bitirerek başarılı olabilirsiniz ama kariyerinizde daha hızlı ilerlemek istiyorsanız kendinize çeşitli sosyal imkanlar da katmanız gerekiyor. Bu dediğim gibi çeşitli gönüllü faaliyetler olabilir. Bir müzik aletiyle ilgilenmek, bir spor dalıyla ilgilenmek olabilir. Bunları da kesinlikle ihmal etmemeniz gerekiyor. Bu nedenle üniversitelerin size sunduğu altyapılar oldukça önemli. Evet, bunları dikkate alarak tercihlerinizi daha doğru yapabilirsiniz. Umarım hepiniz için güzel bir süreç olur ve istediğiniz, gönlünüzde olan bir alanda mutlu bir şekilde çalışabilecek bir fırsat yakalarsınız. Ayrıca sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Siz başka nelere dikkat ediyorsunuz? Varsa sizin de önerilerinizi yorumlarda okumak isteriz. Sorularınız varsa sorularınızı da yorumlara ekleyebilirsiniz. Ekibimizden arkadaşlar veya ben veya farklı izleyiciler sorularınıza cevap vererek katkıda bulunabilir. Böylelikle farklı arkadaşlarımız da sizlerin katkılarından istifade eder. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşene kadar hoşça kalın.